İki teker bir adamlar, hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci el bisiklet alırken neye dikkat edilir videosuyla karşınızdayım. Evet. Kaç parça boyalı bisiklette? Kadından mı? Çizik boya, anladım. Çizik boyası var sadece. Boydan boya çizmişler. Ha, çıtır hasarlı diyorsun. Çizikten dolayı tavanı değişmiş komple, anladım. Evet. Arkadaşlar malum ülkemizde dolar ve euro ne yazık ki 4 ile çarpılıyor. Vatandaş da ne yapsın? İkinci ele yöneliyor. Buna ben de dahilim. İkinci el malzemenin de gider arar bulur, doğru düzgün olanını seçer ve öyle alırım. Peki bu ikinci el bisiklette nasıl olacak mevzu? Arkadaşlar her bisiklette olduğu gibi ikinci el bisiklette de kadro boyu çok önemlidir. Bu kadro boyu nasıl seçilir videosunu daha önce çekmiştik. Şimdi arkadaşlar kadro boyu bu seat tube dediğimiz sele borusunun içine girdiği o bor var ya, o borunun üstünde bir yerde yazar. Ama genelde diyorum çünkü bunun bir standardı yok. Eğer orada yazmıyorsa veya bisikletin herhangi bir yerinde bulamadıysanız işimiz zor değil. Alıyoruz elimize bir tane metre. Bu sele borusunun girdiği yerden orta göbeğin ortasına kadar olan mesafeyi santimetre cinsinden ölçüyoruz. Bu elde ettiğimiz değer bize kadro boyunu veriyor. Peki bu her bisiklette böyle midir? Tabii ki değildir. Mesela bazı bisikletlerde bu seat tüp, sele borusu kadroya bütünleşiktir. Bu bisikletlerde de üst borunun uzunluğu nirengi seçilir. Yani üst borunun boyu hesap edilir. Bu arada bu şaft borusunun da düzgün mesafede olduğundan veya çok kesilmediğinden emin olmakta fayda var. Eğer çok fazla kesildiyse sizi istemeden öneyebilir. Şimdi arkadaşlar bisikletin yatması, kalkması, düşmesi bisikletin kadrosuna zarar vermez. Kadro hasarları genelde bisiklet düştükten sonra sürüklenme esnasında veya bir yere çarpmayla olur veya yanlış bir müdahale sonucu olur. O yüzden kadro kontrolü burada önemli nokta. Bir de genelde bu alüminyum ve kromoli kadrolarda bisiklet kadroları kaynak noktasında fazla stres birikmesi nedeniyle çatlayabilir. Kaynak noktalarını da özellikle kontrol etmekte fayda var. Ayrıca bu boya olayına da dikkat etmek lazım. Ben şahsen başkasının boyadığı bir bisikleti tercih etmem. Belki herifin kadrosu kırıktı veya çatlaktı. Doldurdu çelik macunu, bastı üstüne boyayı. Nereden bileceğiz? Arkadaşlar fırç takımı değiştirilmesi maliyetsiz bir mekanizmadır. Ama fırç takımını kontrol etmek size bisikleti kullanan adamın bisikletine ne kadar önem verdiğini gösterir. Fırç takımında boşluk olmaması elzemdir. Bunun kontrolü çok basit arkadaşlar. Bisikletin iki frenini de sıkıca kavruyoruz ve bisikleti olduğu yerde böyle milimetrik, santimetrik bir şekilde oynatmaya çalışıyoruz ileri geri. Burada eğer bir boşluk varsa zaten hissedeceksinizdir o gidonda özellikle. Ama dediğim gibi bu aslında değiştirmesi çok maliyetsiz bir mekanizma. Ama bisikleti kullanan adamın bisikletine ne kadar önem verdiğini gösterir. Göbekler. Arkadaşlar göbekler maliyeti yüksek parçalardır. Fırç takımının aksine. Bu ayna kolu alın, böyle milim milim oynayın, sallayın. Boşluk var mı? Ne kadar var? Bir döndürün, nasıl dönüyor? Dönmede bir pürüz var mı? Bir yere takılıyor mu? Bir takılır gibi oluyor mu? Aynısını ön ve arka teker göbeklerine de uygulayın. Böyle kaldırın bisikleti, yandan vurun janta. Ne kadar hareket ediyor? Veya hareket ediyor mu? Etmemesi lazım normalde. Çevirdiğiniz zaman bir ses geliyor mu? Farklı bir ses geliyor mu? Olağan dışı bir ses geliyor mu? Bunlar maliyeti yüksek parçalar olduğu için başınıza dert açma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Özellikle buraya dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar önemli mevzulardan birisidir yine bu fren seti ve grup set kontrolü. Şimdi bakarsınız pabuça. Bitmiş mi? Ne alemdeler? Pabuç aslında maliyetsiz bir parçadır ama eğer bittiyse ve o metal kısım janta sürttüyse o bisikleti öylece bırakın ve uzaklaşın. Vites sistemi için de dişleri kontrol edin. Bir yamukluk var mı? Bir eğrilik var mı? Vitesleri değiştirip geçişleri izleyin. Bir yerde takılıyor mu? Ses geliyor mu? Vites ayarsız da olabilir ama anlarsınız en nihayetinde. Bir de bu yağ kir durumuna bakın. Pas var mı? İşte ne kadar kirli? Adam düzgün yağlamış mı? Düzgün temizlemiş mi? Arkadaşlar vites grup setleri maliyetli parçalardır. Unutmuyoruz. Lastikler bitebilir arkadaşlar. Lastikler bunun içindir zaten. Yol tutsun ve bu esnada sürtünsün. Sürtündükten sonra da bitsin ve bittikten sonra yenisini alın diye tasarlanmıştır lastikler. Ama en azından ikinci el alırken bir bakın. Ne kadar daha gider? Ne durumdalar? Çatlak var mı? Bitmiş mi? Sizi ne kadar daha götürür? Veya hemen mi değişmesi gerekir? En azından size bir maliyet hesabı çıkartır ortaya. Ve satıcı faktörü. Arkadaşlar unutmayın ki ikinci el piyasası her şey için geçerlidir bu. En fazla dolandırıcılığın, en fazla şerefsizliğin, arsızlığın döndüğü yerdir. Bakın bisikleti aldığınız adam bisikletçi mi gerçekten? Ona sorular sorun, onu zorlayın. Bisikletten ne kadar anlıyor? Bir heves için almış, onun için mi satıyor? Yoksa bisiklette hiç alakası yokmuş adam
Belki bir yerden aldı getirdi, size satmaya çalışıyor. Arkadaşlar unutmayın ki hırsızlık malı almak da suçtur. Bisikleti alacağınız adamı böyle sıkıştırıp zorlamakta fayda var. En azından size bu adamın kim olduğunu ve ne olduğu konusunda bilgi verir. Söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bir de bu sele borusunun kadroya girdiği yer var ya, oraya dikkat edin. Orada böyle bir yamukluk falan varsa oranın toparlanması çok zor. Çünkü vatandaş bu sele borusunu bu maksimum sınırdan daha fazla yukarı kaldırdığı zaman kadronun arka tarafını patlatabiliyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.